Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, kaldığımız yerden güzel bir şekilde Crusader Kings 2 serimizi oynamaya anladım. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Crusader Kings 2 serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Osmanlı Devleti'ne devam ediyor. Allah izin verirse bu arkadaşlar 53. bölümümüz olacak bu serimize inşallah. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi birden oyunun başına direkt gözüme bir şey çarptı arkadaşlar. Ne çarptı? Timurlar yeniden toparlanmış. Evet. Ama arkadaşlar bir tehlike oluşturabileceklerini sanmıyorum. Yani. Biliyorsunuz arkadaşlar 2-3 sefer Timurlara kadar savaştık. Ve onları yendik. İleride de eğer ki bizi savaş açarsa yenmeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi elimize fazla da ünvan vardı. Onları arkadaşlar dağıtmaya çalışıyorduk. Ve aynı şekilde de bazı ünvanları almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, çoğunu topladık sayılır. Toplamaya da devam edeceğim arkadaşlar. Tüm ünvanlar elime geçene kadar. Gördüğünüz gibi. Evet, işte bu güzel. Şimdi bakalım bakayım. Bir sorun var mı şu anda? Bize karşı bir şey yapılıyor mu? %38'lik bir tehlike var burada. Bunu arkadaşa alalım buradan. Kimin vasal yapabiliriz? Mesela bu vasalimizin vasal yapabiliriz. Bey Yinal von Arta. Sana ben onu vasal yapayım. Bey Yinal von Arta. Arta. Arta olarak geçmiyor mu ya? Tabi Alta diye okuyorum ben. Burada. Böylelikle aramızı biraz da bundan düzeltmiş olduk. Bu kimmiş? Bey İskender. Yona'nın beyi. Evet. Arkadaşlar hemen bu fırsatı kaçırmıyoruz. Buna bir tane daha vasal veriyoruz. Böylelikle biraz güçlendirmiş olabiliriz belki ama aramızı düzeltiyoruz böylelikle arkadaşlar. Bakalım bakayım durum nasıl, düzelecektir ileride diye düşünüyorum. Yani. İç savaş başlıyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bu iyi olmadı. Evet arkadaşlar, büyük bir iç savaş içine gireceğiz gene. Maalesef gördüğünüz gibi destekçisi bayağı. Çok büyük bir savaş olmayacaktır belki ama tehlikeli bir savaş. Düşmanlarımız belki böyle bir fırsatı kaçırmayabilir ve bize savaş açabilir. Vallahi doğru söylemek gerekirse kabul etmeyeceğim. Amca ne yalansın. Evet, iç savaş başladı. İç savaş başladı. Aa, şu kadar çıkmıymış. Bize tehlike oluşturan. Ya vasallerin bölgesi. Ben de büyük bir olay olacak sandım arkadaşlar. Yani o kadar çok karakteri görünce dedim kesin büyük bir savaş çıkacak ama hiç de öyle gözükmüyor. Evet, ordumuzun bir kısmını arkadaşa alıyorum. 17.000 kişilik ordumuz gelsin bakayım. Ya da tamam gelsin, 17.000 kişilik ordumuz gelsin. Gemi lazım bize kesin olarak. Gemi lazım. Veya çoğunu mu karşı geçirsek? Hayır hayır. Geçirmeyelim çoğunu karşıya. Şimdi. Bize arkadaşlar gemiler lazım. Bu yeter diye düşünüyorum. Hemen gelsinler. Şimdi arkadaşlar elimize geçen bazı yerleri hemen vereceğiz. Bazıdan ünvan sahibi yapacağız. Çok güzel. Böylelikle az çok ünvan kaybetmiş oluruz. Zaten bir sürü ünvanımız var şu anda. Bunlar, buradaki ünvanların hiçbirini almamışım. Evet. Dağıtmak için. İç savaşta bitene kadar galiba arkadaşlar başka bir savaşa girmeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Kesin öyle olacak. Bu ünvanı da alalım buradan arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Salamansa bizim değildi zamanda galiba, yoksa. Evet, bizimmiş abi ya. O kadar çok toprağım var ki artık
Hangisi önceden bizim de hangisi sonradan bizim oldu bilmiyorum arkadaşlar. Evet, maalesef işte insan arkadaşlar her şeyi hatırlayamıyor olabilir. Evet. Şimdi biliyorum arkadaşlar, size göre bu çok böyle büyük bir iştir yani, unvan al unvan ver, ama doğruyu söylemek gerekirse ben bu oyunu oynarken arkadaşlar böyle şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü arkadaşlar yani oyunun konusu böyle. Amacınız vasallerinizden aranızı iyi tutmak, yeter ki daha çok asker basabilirsiniz diye, daha çok asker savaş alanına getirebilirsiniz diye. Çünkü arkadaşlar yani vasallerinizden aranız iyi olmazsa hiçbir zaman büyüyemezsiniz. Onu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ünvan o büyük bir arkadaşlar. İsyancı toplam nerede ama göremiyorum. Venetia bu fırsatı kaçırmadı. O değil de burada abi bayağı bir olay olmuş ya. Bana fazladan gemi lazım. 18 bin askeri de getireyim ben en iyisi. Buradan kaç askeri, kaç gemi kaldırabiliyorum? 400. Of, 400 çok fazla abi. 400 gemi lazım değil bana. Onun bir de masrafını düşünmemiz lazım tabii ki. 178 yetmez, çok az. Çok az, kesin çok az. Başka bir yerden elimizde bir imkan var mı? Var. Şimdi biliyorum arkadaşlar, diyeceksiniz ki yani vasallerin, sana sadık olan vasallerin askerlerini de getirtir. Evet, haklısınız da, ama gene de şu anda arkadaşlar tehlikeli. Öyle bir şey yapmam. Sahi. Burada arkadaşlar şu anda maalesef bir vasal görevlendirmemiştik. Görevlendirelim. Evet. Bu Edirne'yi kimin kontrol altında? Şu anda kimsenin kontrol altında değil. Neden böyle? Aa, isyan etmiş vasalına karşı. Tamam. Olabilir. Olabilir. Tamam, devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Gemilerimiz nerede kaldı ya? Bayağı gelmesi uzun sürdü galiba. Evet. Maalesef. Şimdi elimizde fazladan ünvan olan şeyleri verelim arkadaşlar. Zaman kaybetmeden. Artık galiba arkadaşlar Hristiyan vasalimiz kalmadı diye düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Yani artık arkadaşlar buradaki fazla ünvanları da dağıtabiliriz. Tamam. Şimdi yakışır bir tane, birkaç tane arkadaşlar bize vasal bulalım. Kim ister benim vasalim olmak? Tabi özelliğim memnun olacak. Her şeyden memnun bir karakter istiyorum yani. Eğer ki öyle bir özelliğe sahipseniz başvuru yapabilirsiniz. Ama bulamıyorum niyeyse. Koca ülkede bitti mi öyle özelliğe sahip olan biri? Evet, burada birini buldum. Çok güzel. Alalım seni. Neresiymiş ya bu? Tamam, son değil. İlk önce arkadaşlar yerin beyliği yapalım bunu. Öyle bir tane arkadaşlar savaşmaktan anlayan bir karakteri de, mesela bunun hırslı olma özelliği yok. Güzel. Timar yapalım. Aa, şiyamış. Fazla büyük bir sıkıntı değil ama gene de bir daha sefere dikkat etmem lazım. Bir tane daha buldum. Çok güzel. Hemen buna bir beylik verelim. Devam inşallah. Ama öyle özelliğe sahip olan biri fazla yok galiba artık. Dikkat etmem lazım. Verdim, yanlış toprakla da vermeyeyim. Aman. Artık memnun özelliğine sahip olmayan arkadaşlar karakterlerimiz de olacak ülkemizde. Aa, varmış bir tane, güzel. Dur be, bizle memnun olan biri kim var? Çocuk biraz küçük ama büyüyecek adam olacaktır o kesin. Evet. Sana ünvan veriyorum aslanım. İnşallah beni pişman etmezsin. Çocuk demedim, sana ünvan verdim. Çünkü adam olacağını düşündüm. Bak, aynı bu da. Bana sanki adam olacakmış gibi geldi bu çocuk.
Benim yüzümü kara çıkartmayın bak aslanlar. Vallahi delirtmeyin beni. Lan yemin ediyorum çoluk çocuk demem, idam ederim sizi bak. Kimsenin gazına gelmeyin. Kimseye kandırmasın sizi. Dikkat edin yani. Biri şimdi der gel kendi devletimizi kuralım falan de. Siz de gaza gelirsiniz, savaşı bana karşı kaybedersiniz de idam edilirsiniz. Yani acı bir gerçek maalesef. Abi bu ne ya? Burada tam olarak 79 bin asker şu anda var. Benevitto'nun abi ooo isyan gittikçe büyüyor. Tamam. Ne kadar çok askerimiz varsa toplayacağız arkadaşlar. Başka çaremiz kalmadı. Şimdi Balkanlardaki orduları arkadaşlar evine geri göndereceğiz. O kesin. Ha maalesef hepsini gönderemiyorum. Sadece bir kısmını. Çünkü öbürleri şu anda savaşta. Bunları da unutalım bir kısmını. Evet bazı zaten de yok olacak. O kesin. Ama sorun değil. Şimdi bunları tutarsam ben arkadaşlar gereksiz yere asker kaybına uğrayacağım. Bir de üstüne üstlük. Arkadaşlar çok sıkın şey hiç kaybedeceğiz. Savaş skoru. Evet ben de savaş skoru kaybetmek istemiyorum. Buradaki askerleri toplayalım buraya. Hadi bakalım. İsyan eden herkesin kellesini alacağım galiba böyle giderse. İsyanı bir an önce çökertmem lazım. Yani ne yaptınız ben anlamadım sizi. Abi o değil de bunlar bu kadar askeri nereden buldu ya? Puff, 80 bin asker. Siz de bir gelemediniz ha, helal olsun. Oyunun sonuna doğru sultanlık çökecek mi ya? Osmanlı Devleti çöksün istemiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi artık ama elimizden geleni yapacağız mecbur arkadaşlar. Çökmesin diye yani. Oyunda amacımız zaten çökmemesini sağlamak. Şimdi arkadaşlar ilk önce savaşı burada kazanmaya çalışacağım. Eğer ki burada kazanırsak sıkıntımız yok. Bize karşı bir sıkıntı yaratmak isteyen var mı? Var, var. Olmaz mı? Var. Var. Olmaz mı? Abi senin amacın ne? Ben seni anlamıyorum. Sana ne güzel bir ünvan vermişim. Otur yerine işte. Allah Allah. Olur mu? Yok. Olmaz. Dur bir. Burada birkaç tane ünvan dağıtayım ben size. Bu çocuk değil de bir çocuk vardı. Çok iyi biriydi ya. Hangisiydi o çocuk? O çocuğu bulun getirin bana. Hangisiydi o? Bu muydu? Budu. Evet. Buna arkadaşlar ben bir beyliği ünvanı vereceğim. Nerenin? Badros olmaz. Badros, Susa, Pest, Toledo, Benevento, Asturias, Algarve, İzmit. Buranın şeyi yok mu bende? Ünvanı. Toledo, Beylerbeyliği of Toledo varmış ya gözünden kaçmış. Evet, sana yakışan bir ünvan verdim aslanım. Burada bakalım bakayım biri var mı? Ünvana yakışan var. Ama bu adam daha hoşuma gitti. Çünkü bu bayağı arkadaşlar zeki biriymiş. Ama maalesef arkadaşlar şeytana falan şeytan girmiş içine gibi bir özelliği var. Maalesef. Ama galiba dur bir ya. Böyle karakterlerin ne yapacağı belli olmuyor. Kafayı yiyorlar. Yok kalsın. Ben buradaki bir karaktere arkadaşlar İsmini unuttum şimdi. Asturias değil miydi? Yok. Evet buydu. Tamam. Şimdi burada bir karaktere arkadaşlar bir ünvan verelim. Böylelikle ünvanların büyük bir kısmını galiba dağıtmış oluyoruz. Benevento'ydu değil mi ismi buranın? Yok ya. Badajo. Evet. Tamam. Bakalım bakayım. Vasallerimizin aramız ne kadar iyi. Düzelmiş. Çoğundan düzelmiş. İnşallah çabuk isyan çıkarmaz da. Adam olun. Delirtmeyin beni. Tabi adam garnizonlara yüklenir. Pislik. Ben sana bunun hesabını soran. Bekle ya ne yapıyorum ben? Niye oraya direkt gitmiyoruz abi? Gemiler nerede? Gemiler nerede? Ha burada. Abi siz de binin gemilere. Başarabilirsem arkadaşlar büyük bir savaşta onları yeneceğim. Evet. Binin gemilere. Gelin buraya. Bunları tek tek yakalamaya çalışacağım. Allah yardımcımız olsun. Biliyorum kolay olmayacak arkadaşlar ama
başaracağımızı düşünüyorum. 40 bin askerden orada 20 bin kişilik orduyu yok edersem belki kazanmış oluruz. Para asker getirme imkanı yok. Allah'ım. Buradan gemi kaldırmak olmaz. Buradan ne kadar çok gemi kaldırırız? 45 gemi. 4500 asker. Çok az ya. Kilim'den. Tamam, uygun. Alalım hemen. 10.000 asker de getireceğim arkadaşlar oraya. Hadi bakalım. 1000 gemilere güzel bir şekilde. Bittiniz oğlum siz. Bittiniz. Oo, bir oğlumuz oldu. Güzel. Ramazan verelim ismini. Allah'a çok şükür para sıkıntımız yok ya. Oo, birini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Oğlun nasıl biri? Eh işte yani. Düşmanlarımızın iç savaşı kullanması benim hiç hoşuma gitmedi. Şimdi asker toplamaya devam. Bunlar ne yapıyor? Bunlar galiba bizi fark etti. Fark etsin ya. Fark etsin ya. Ne olacak? Zaten asker topluyorum. Sıkıntı yok. Bunları iptal edelim. Bu 1700 asker için özel bir donanma gönderisim yok. Saldırdır arkadaşlar. Takviye yolda güzel olan bir şey var. O da ne arkadaşlar? Düşmanımız bizden fazla asker kaybetmesi. Evet. Takviye gelene kadar dayanırlarsa kazanırız buradaki savaşı. Çok güzel. Artık bu kadar gemi lazım değil. Şimdi gitsin bakayım bu donanma buraya. Burada ben paralı asker getireceğim. Ne olur ne olmaz diye. Geri döndüm arkadaşlar. Bir telefon çaldıydı maalesef. Hadi bakalım. 46.000 askerden yiyeceğiz Allah izin verirse burada düşmanlarımıza. Sadece paralı asker getirecektim değil mi ben? Evet. Fazla sayısı yüksek olmayan bir ordu olsun. Evet, 18.000'lik mesela burada. Evet, burada savaşı kazanırsak arkadaşlar. Takviye gelmeden tabii ki. Düşman takviyesi gelmeden yendik düşmanlarımızı çok şükür. Çok şükür yendik. Orduyu birleştiriyorum. En iyi komutanlarımızı görevlendiriyorum. Hadi bakalım gösterin kendinizi. Donanma nerede kaldı? Takviye lazım. Keşke geri mi çeksek? Dur bakalım. Geri çekilebilecek miyiz zamanında? 20'si, 28'i. 28'i. Hayır olmuyor. Donanma kaldırsak buradan... Hayır, yetmez. Buradaki takviye arkadaşlar bir an önce gelmesi lazım. Saldırmıyorlar. Güzel güzel. Bana zaman kazandırdı. İyi. Çok güzel. Zaman kazandık arkadaşlar. Bu iyi oldu. Hemen gemiye binin aslanlarım. Saldırsınlar. Biz de geri alırız. Bu kadar kolay. Yani... Kaybettiğimiz toprakları arkadaşlar takviye gelene kadar geri alırız. Yani. Onlar sanıyor ki bizim askerimiz kalmadı. He. Sen öyle san. Bekle. Gördüğün gibi toprakla... O değil de dağlık bir bölge. Yüklenmek istemiyorum dağlık bir bölgede ya. Nasıl yapsak? Gel bakayım sen buraya. Onlar belki arkadaşlar buraya gelir. Bura nasıl bir dağlık bir bölge mi? Niye yazmıyor? Dağlık bir bölge olması lazım. Evet, öyle olması lazım. Evet, beklediğim gibi arkadaşlar düşmanlarımız saldırıyor. Hiç sorun yok. Ordumuzun bir kısmını hepsini alamaz mıyım ya? Donanmaya ayaklandırsam burada çabuk. Yetmeyecek gemi sayısı. Sorun değil. Bir kısmı alırım arkadaşlar ve oraya göndereceğim. Alıp direkt. Çok güzel. Bu bonusu almamız tepelermiş. Güzel olsun. O da bir güzellik arkadaşlar.
Hepsini gemiye bindiremiyoruz aynı anda. Sorun yok. Dayanın azıcık. Çok güzel. Çok güzel. Yenebiliriz düşmanlarımızı burada. Takviye geldi gördüğünüz gibi. Hadi. Bak bir sefer daha takviye geliyor. Ohoho. Ama yapma. Sağ kanat nasıl düşer abi ya? O kadar sıkı getirdim ya. Bu olmadı maalesef. Bu olmadı şimdi. Görüyor musunuz? Bu olmadı. Sorun yok. Kaç asker kaybetmişik? 13.000 asker. Sorun yok. Evlenme teklifimi. Kimden? İyi evlen. Şimdi mi gelip bana soruyorsun? Şu anda hiçbir şey sorma bana. Zaten zor durumdayız. Gemi sayı çok az ya. Ne yapacağız? Takip edeceğiz artık bu düşman ordusunu arkadaşlar ve güzel bir yerde yakalayıp yok etmeye çalışacağız. Başka çaremiz kalmadı artık. Yani sayımız fazlayken arkadaşlar düşmanımızı yenmeye çalışacağız. Çok güzel. Şimdi saldırıyorum. Saldır bak arkadaşlar. Düşmanlarım burada inip bu bölümü burada bitireceğim. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun. Onlar da tam saldırıyordu. Geri mi çekiliyorlar? Benim için çok güzel bir şey bu. Çünkü arkadaşlar burayı ele geçirmiş olurum. Ele geçirmiş olurum. Yani normal bir alanda savaşmış olurum. Bu da benim için çok iyi olur arkadaşlar. Sayımız fazla bir şekilde savaşacağız. Ha, tüm ünvanları bana kaldı. Güzel. Evet, aylık dini puan ve prestij alsam güzel olur. Hadi bakalım gösterin kendinize. Düşmanın sol tarafı düştü. Oo, bizim de sağ taraf düşüyor. Yapmayın be abi. Hadi, hadi. Birini daha kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok güzel, çok güzel. Savaş kazanacak. Aramızı biraz daha düzeltti bizim diplomat, bizim marşal. Evet. Düşmanımızı burada çiğneyip geçtik arkadaşlar. Düşmanımızdan artık bir şey kalmadı. Çok şükür. Şimdi bu kadar askerle takip etmemize gerek yok diye düşünüyorum. Geri çekilsinler. Bize şimdi donanma lazım ama. Çünkü arkadaşlar daha tam olarak savaş bitmedi. Daha gördüğünüz gibi savaşımız devam ediyor. Evet. Önümüzdeki bölüm ama arkadaşlar devam etmek zorundayız. Çünkü maalesef vaktimiz doldu. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitti arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm Allah izin verirse Uçukan isyanı arkadaşlar durduracağız. Çökerteceğiz ve yeniden ülkeyi arkadaşlar ülkenin çevikliğini yükselteceğiz. Çevikliğini güçlendireceğiz. Bu isyanı çökerterek. Ondan sonra arkadaşlar artık yeniden bu isyan çökertildikten sonra yeniden İspanya'ya dönüp arkadaşı İspanya'da yeniden toprak kazanmaya devam edeceğiz. Bir an düşünüyorum acaba Papa'ya karşı mı savaşsam ama şu anda en iyisi savaşmayalım daha. Çünkü Papa'nın dostları bir sürü arkadaşlar. Yani mesela Papa belki Almanya'yı yanına çağırabilir. Evet, çağırırsa çok tehlikeli olabilir arkadaşlar bu. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.